Selamlar, yeni bir Brawl Stars videosuyla birlikteyiz. Bu videoda Murat arkadaşımızın Byron'ı nasıl 1K yaptığını izleyeceğiz. Şu an 984 kupaya kadar çıkartmış Murat. Bir arkadaşı var, onunla beraber kasıyorlar. Haritaya bakalım, harita ne? Güvenlik merkezi, gördüğünüz gibi ortada yükler var. Ve oyunun bütün köşelerinde, sağda solda takımların doğmuş olduğu yerlerde yükler mevcut ama ortaya gidip yükleri alabilen takım genelde oyunda favori oluyor. Şimdi bekliyoruz biz. Maça girdiği zaman bakacağız. Evet, maça girdi Murat. 31.676 kupası var. Bayağı bir 30 rank karakteri yapmış. Bakalım Byron'la neler yapacak. Altta doğdular. Fena değil. Solda bir tane yük var. Aha, Edgar oraya doğru geliyor. Ultisini doldurursa sıkıntı olabilir Murat için ama bakalım. Byron'ın da artık yeni özelliği, kutunun içerisinden mermisi geçiyor. Hakikaten çok güçlü yapmışlar. Byron'un bu yeni gelen yıldız gücü sayesinde. Şimdi yukarıda Edgar ve Colt var. Onlar biraz daha pusuya oynayacaklar. Yani her ne kadar olsa bile Edgar arkasında Byron olduğu için bayağı rahat toparlayacaklarını düşünüyorum. 5 yüklü takım Surge ve Brock gördüm. Yukarıda aynen yine Byron ve Edgar var. Solda Colt ve Edgar var. Çok güzel, bir tane tutturdu. Onu tuttursaydı bayağı iyi olabilirdi. Yani en azından o Dark Sun'ı komple alabilirdi. Yukarıda halen daha bekliyor. Takım olacaklar mı bilmiyorum ama yalnız o atlarsa sıkıntı olabilir. Edgar bekliyor orada halen daha. Arkadaşına da cam bastı. Ultiyi atmadan önce direkt olarak Edgar'a cam bastı orada Byron, gördünüz. Yani güzel taktik. Ama Sunrise oradan bakalım çıkabilecek mi? Biraz zorlarsalar aslında olur. Oyunu takip etmeleri gerekiyor bu noktada Muratların. Oradan çıkartmamaları lazım o çocuğu. Çıkartmazlarsa takımı rahatlıkla yiyecekler ve son bir vuruş maalesef doğdu arkadaşı ama bu sefer ölecek mi? Yok, halen daha devam ediyor çünkü aksiyonu doldurdu. Ha işte şimdi zor duruma geçti biraz Murat'ın takımı. 3 takım kaldı. Şu noktada eksi 3 biraz kötü olur ve Brock ve Surge'un ne kadar etkili olduğunu bu haritada görmüş oldunuz. Aşağıda Edgar var, orada halen daha bekliyor. Umarım Brock sağa doğru gider. Bakalım, tek tek gitmeye çalışıyor ama onu kesmeleri lazım bence. Hiç acımayın dostum. Sık 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 sık, seri sık seri sık. Tamam, hadi geçmiş olsun, hayırlı işler. Yani sen hangi akla hizmet o adama saldırıyorsun ki? Tek attı ve Muratlar ikinci oldu. Gördüğünüz gibi ilk maç benim videoya almış olduğum Byron ve B ile neler yaptığını Murat'ın ve arkadaşının görmüş oldunuz. Rakipte de Brock ve Surge vardı. Surge'ü ben burada 700 yaptım. Gerçekten iş yapıyor. Ve şimdi 1017 kupaymış bu arada. 990 kupa oldu. 2 tane maç artı alması gerekiyor ki rank 30 Byron olsun. Bir sonraki maçta beraber olacağız yine. Evet, şu anda Muratlar maça girdiler. Hemen bakalım. 2 yüke ulaşmışlar. Ortada 2 tane yük var ve Surge takım arkadaşı Colt'la birlikte aşağıya zorlamaya çalışırken solda Mr. P ve B'nin gazabına resmen uğradılar. Aşağıda bir tane Tom var. Edgar orayı zorlamaya çalışıyor ama o... Hayır hayır, işte bu çok kötü ya. İşte bu gerçekten çok kötü. Ve Murat da gitti. Yoksa Murat gitti mi? Hala 5 takım var. Ha yok, gitmemiş. Arkadaşı yukarıda. Ya hakikaten Edgar çok sıkıntı karakter. Oradan ta nereye atladı? Murat öldü az önce Byron olarak. Arkadaşı hala hayatta. Ultisini doldurdu. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım, çek ultiyi, atla. Şu nokta birkaç hasar vermeleri gerekiyor ki işleri rahat olsun. Yoksa buradan kolay çıkamayacaklar. Ultiyi çekmiş ama yani o kadar da atlayamaz herhalde. 4 yüklü orada B var. Yukarısı tamamen boş. Şu an bayağı avantajlı durumda Muratlar. İkisinin de 4 yükü var. B ve Edgar'ın. Diğer arkadaşlar yeni doğdular. Birbirlerini kestiler zaten. Oraya bir ulti atarsa bence hiç fena olmaz çünkü çok yakınlar. Çok yakınlar, güzel, çok güzel ama ulti berbat bir ulti geldi orada Murat'ın arkadaşından. Adını da bilmiyorum ama. Oraya doğru atladı. Direkt olarak yemesi lazım onu. Hadi dostum, kaçırma onu. Bravo, çok iyi. Helal, çok güzel. Ya gerçekten bayağı iyi oynadı orayı Murat'ın arkadaşı. Ama oradan biraz daha az hasar alması lazım. Eksi biraz kötü olur şu noktada. İyi kaçması lazım. Can doldur bence dostum. Evet, Murat da oyuna şu an gelmiş durumda. Sağ aşağıda Byron var, 7 yüklü. Onu alırsalar ikinci. Evet, geldi, büyük ihtimal ikincilik geldi. Hadi hayırlı uğurlu olsun.
Yine bir değişik bir ulti geldi orada Murat'ın arkadaşından. O büyük ihtimal gidecek şimdi. Ona kaçamayacak zaten. Byron'ın vermiş olduğu sürekli hasar. 8 yüklü B ve 8 yüklü Mr. P var. Bakalım biraz güzel oynarsa orayı bir şeyler olabilir. Hadi bakayım. Gayet iyi. Çok iyi oynadı ama şu noktada bir şey kalmadı büyük ihtimal. Evet, gördüğünüz gibi. Son maçı Murat'ın 1000 kupa yapabilmesi için. Hadi bakalım. Evet, şu anda Murat maça girmiş durumda. Bakalım neler olacak 1000 kupa maçında. İzliyoruz. B ve Byron girdiğini söyledik. Cyclops diye bir arkadaşı var. Onunla birlikte giriyorlar. Şimdi maça bakacak olursak. 8 bit ve Colt biraz değişik oldu. Hani artık 8 bit bu tarz maplerde gitmiyor. Çok güzel aldılar orada. Murat ve Cyclops ama oradan yırtması gerekiyor. İşte Baldan Jagged'in gücü. Baldan Jagged'in gücü ve de Byron'ın vermiş olduğu orada can. Bayağı bir işe yaradı. Orada bir bayağı bir canı gidecek. Ultisi bile neredeyse dolabilir Murat'ın ama işte bunlardan biraz kaçınması lazım Cyclops'un. Orada boşa hasar almaması gerekiyor. Byron'ın menzilinin uzun olması gerçekten çok iyi bir avantaj. Keşke Byron'ım olsa da şunu görebilsem. Ben de oynayarak deneyimleyebilsem. Çünkü adamlar bayağı bir ağaçtan sıkıyorlar bana oynarken. Byron'lardan. O yüzden uzak durmak lazım. Aa, kötü oldu bu. Ultiyi denk getirirse biraz sıkıntı olabilir ama geri çıktılar. Ya güzel ittiriyorlar ama biraz daha baskın oynamaları lazım. İttirme gayet güzel ama yeterli değil. Mesela şu an işte biraz ayrıldılar birbirlerinden. Şu an birbirlerine biraz ayrılır ama bak baya bir durum problem. Oradan mesela dalarken ikisinin beraber saldırması gerekiyordu ki oradaki koltuğu rahatlıkla alabilsin ama biraz zor oldu koltuğu almaları. Hasarla atlassalar bile burayı çıkartmayı başardı. Bayağı bir canı gitti orada Cyclops'un. Murat'a da yine vurdular ama Colt yine iptal oldu. Ultiyi doldurdular. Süper vuruşunu doldurdular. Sağda bir tane Colt. İşte hadi bakalım. Bravo. Devam edin. Yukarıdan çok güzel. Çok güzel. Bravo. Çok iyi. Bir şekilde Colt almayı başardılar. Yukarıda B ve Colt görüyorum. Hadi ne olur ikincilik gelsin de şu Byron'ın da olsun Murat'ın. Gerçekten son maçlar sıkıntı oluyor. 6 yüklü B var yukarıda. İlk baştan beri çatıştıkları adam. Hayır. Çok güzel. Murat kendini orada ultiyi attı. Gitti. O Colt gitti ve 1K çok rahat bir şekilde geldi. Yani zor başlayan maçı çok iyi bir şekilde toparladılar. Murat da Byron'ı 1K yapmış oldu. Helal olsun. Bakalım neleri yapmış başka. Byron, Bibo bayağı bir şey yapmış. Hani hakikaten bayağı bir toparlamış olayı. Sonrasında Frank falan yapmıştı. Tik yani sayacak olursak 3, 6, 9, 10, 11, 12. Toplamda 12 tane, 13 tane 30 rank olan karakteri var. Murat'ı da şöyle davet edeyim ben. Murat da gelsin. Hakikaten gayet şöyle savaş topu da açayım da. Belki arkadaşı da gelir. 31.699 kupa. Hakikaten çok iyiydi. Vay be diyoruz ve de çok iyiydi diyoruz. Bravo. Evet, gördüğünüz gibi siz de eğer Byron ve B'ye sahipseniz, yıldız güçleri ve aksesuarları varsa, iyi de oynadığınızı düşünüyorsanız neler yaptığınızı görmüş oldunuz. Aa, yanımıza da Furkan geldi. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.